Hocam bir bardak suya tükürdüm, tükürüğüm saçaklandı. Çok zor durumdayım. Lütfen yardım edin. Dermansızım, alerjik rahatsızlığım, cilt hastalığı, kandida var. Karamuk. Karamuk, Brezilya'da 30 profesörü, doktor yıllar süren çalışma yapmışlar ve karamuğun birleşiminde berberin denen bir etken madde var. Kandidanın RNA'sından DNA'sından elektronlar alıyor. Şak bir. Kandida kimyasal ilaç kullanılır da koloni oluşturuyor. Koloni değişiyor, dönüşüyor, kuduz oluyor. Ne yapıyor? Oradan o sümüksü biyofilimi karamuk bozuyor. Karamuk, karaçalı, sarıçalı. Evet, bu gördüğünüz sarı çiçekli, kırmızı meyveli bitkinin birleşimindeki kökünün birleşimi tabii ki. La ilahe illallah Muhammed. Ben oraya tıklıyorum o çünkü neyse. Sarı çiçekli, kırmızı meyveli bu bitkinin sadece bu değil. Oregon üzümü, altın mühür mesela. Berberin. Berberin kandidanın RNA'sından DNA'sından elektronunu alıyor. Şart bitirdi şimdi. İki. Metformin içerir. Metformin dünyada diyabet hastalığına karşı en etkili etken madde. Bitki ekstraktından olursa yan etkisi yok. Ama bazı firmalar ne yapıyor? Maliyetten dolayı sentetik üretiyor. Sentetik. Sintetik üretirseniz yan etkisi çok. Hadi bakalım. Madem çok niye çokmuş? Ne de çokmuş? İlaç rehberi ne de diyor? İlaç rehberi. Metforminin yan etkisi yazalım. Metforminin yan etkisi. Abo demişim ya. Mide bağırsak şişkinliği, kilo artışı, eklem ağrısı, görme bozuklukları, baş ağrısı, idrarda kan tespiti, cinsel güçsüzlük, vücudun belirli yerlerinde şişme, üst solunum yolu enfeksiyonu, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, uykusuzluk, B vitamini emiliminde sorunlar, tat alma bozukluğu, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, iştah, yani bu diyabet hastalarının kullandığı hap, metformin, yan etkisi, diyabet hastalarının kullandığı hap, bir sürü hap kullanıyorlar ya, işte bu, yan etkileri. Bazılarını saydım, hepsini saymadım, kansızlık falan filan. Metformin, bu karamuğun kökündeki metformin ise istersen ye. Yan etkisi yok. Doğal. Doğalla sentetik arasındaki fark nedir? Vitrine bakıyorsunuz. Vitrinde bir tane, iki tane maket var. Manken. Birisi insan, diğeri içi sünger dolu maket. Ama birbirine çok benziyor. Geriden bakınca iki insan zannediyorsun. Ama biri canlı, diğerisi içi sünger dolu maket. Kimyasallarla bitkisel de böyledir. Feşteyiz. Understand me? Evet, yani çok çok fark. Çok çok fark var. O nedenle kimyasal kullanırsanız Avrupalı, Amerikalı gibi hasta olursunuz. Kimyasal kullanmasın, Çinli gibi sağlıklı olursun. Çin'e gittim, Çin'de tren istasyonları havaalanı gibi. Üst kattan biniyorlar, alt kattan çıkıyorlar, orta katta tren gidiyor. 30-40 vagon. 1000 kilometre hız yapıyor. Pirinç tarlalarına zarar vermesin diye havada gidiyor. Raylar üzerinde. Direkler üzerinde. Türkiye'de de Bursa'dan çık, Bodrum'a kadar git. Yolları yapmışlar. Altında
drenaj yer, yağmur yağdığı zaman akacak yer yapmamışlar, tarla ölmüş. Yol yaptık. Nasıl yaptım? Tarımı öldürdüm. Yol yapıyorsun, altından biriken suyun nereye gidecek? Orada kalıyor. Çöple dönüyor, bataklık oluyor. Adam tarlasını kullanamıyor. En ikincisi havada, havada götürüyor, havada. Bir tane kilolu adam görmedim. Bir tane. On binlerce insan iniyor, biniyor, bir tane kilolu insan yok. Neden? Kimyasal ilaç kullanmazsan her gün pirinç ye, her gün karpuz ye, her gün bal ye, her gün pekmez ye, bir şey olmaz. Kimyasal ilaç kullanırsan bağırsaktaki faydalı bakteri yok olur. Artık hamurlu tatlı, eyvallah, bitti gitti hayat. Çünkü faydalı bakteri kalmaz. Evet, kandidaya karşı ne yapıyoruz? Karamuk. Metformin. Metformin, metformin, metformin. Karamuk, karamuk, karamuk. Evet, yok. Çünkü 500 lira ürün var. Nereden çıkarayım yani? Yok. Aha, burada. Karamuk. Metformin içerir. Yani diyabet hastaları da kullanabilir. Metformin.